Yeni bir programla daha birlikteyiz kıymetli izleyicilerimiz. Bu sefer de, bu haftaki gezimizde de yine Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ı gezmekle, dolaşmakla bitiremiyoruz. Gerçekten mükemmel bir coğrafi konumu var Kahramanmaraş'ın. Suları, yeşilliği ne deseniz değer, yaylaları. O biçim çok güzel bir ilimiz. Andırın ilçesine 10 kilometre mesafede olan Topçalı köyüne yakın, Alanlı köyüne yakın iki köyün arasında Toprakhisar Kanyonu diye bilinen Galgamaç Şelalesi'ne gideceğiz. Hem kanyona gideceğiz. Kanyonda yürüyüş yaptıktan sonra Galgamaç Şelalesi'ne ulaşacağız. Orada doğal havuzlar var, kazanlar var. Kendiliğinden oluşmuş. Orada ekip arkadaşımız bile yüzeceğiz, serinleyeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Yol boyunca irili ufaklı pınarlar, çeşmeler var. Onlarla karşılaşacağız. Bakalım bu haftaki gezimizde bizi nasıl bir serüven bekliyor. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Yolumuza devam ediyoruz. Galgamaç Şelalesi'ne yürüyüşümüz ekip arkadaşlarımıza devam ediyor. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Süper! Süper! Süper. İşte güzeller. Kimmiş o güzel derdi? Toprakhisar Kanyonu'na giriş yaptık. Ekibimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte. Onlar diğer tarafta, ben bu tarafta görüntü almak için farklı manzaralar, farklı açılardan görmek için bu taraftan gidiyorum. Yer yer değişecek çekim alanlarım. Hemen şurada bir keçi sürüsüne rastladık. Bunlar hepimizin bildiği inatçı keçiler. Bakalım ne kadar inatçılar. Her biri ayrı bir renk. Çok hoş. Çok güzel. Hep söylüyorum. Keçiler çok iyi bir dağcı. Ummadığınız, gözünüzün kesmediği, beklemediğiniz, çıkılmaz dediğiniz yerlerde keçileri görürsünüz. Devam ediyoruz ekip arkadaşlarımızla yolumuza. Kanyon üst taraflarındayız şu anda. Toprakhisar Kanyonu'nda yürüyüşümüz devam ediyor. Şu görmekte olduğunuz kısımdan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız geliyor. Ben biraz yükseklere çıktım. Gördüğünüz üzere burada tahtadan bir geçiş noktası var ama tehlikeli geçilmez. Kanyon böyle derin ve güzel bir ortamda. Hemen az ileride sağda bir küçük şelale var. Bir havuz var orada. Arkadaşlarımıza yüzmeye çalışacağız. Serinleyeceğiz inşallah oradan. Devam ediyoruz gezimize. Kameramı boynuma taktım. Su geçirmez kılıfa. Evet. Şöyle göstereyim size. Böyle bir ortamda. Dar bir alanla gökyüzüne baktığımızda neredeyse gökyüzü görünmüyor.
Burada arkadaşlarımız da güzel izledik ama maalesef su debisi çok azalmış gördüm. Şu alan, görünmekte olan hepsi su ile doluydu. Burada yüzülüyordu. Ama maalesef dar bir alandayım. Keskin bir yerde duruyorum. Gözünüzü ayağımı buraya koydum. Kozak bekleri yok. Dar vadinin içinden suyun istikametini çekmeye çalışacağım. Görüntülemeye çalışacağım. Dediğimiz gibi burası bu arkadaşlarımız olduğu kısma kadar suyla doluydu. Bulunduğum noktadan buraya balıklama kapalı atlanıyordu. Ama maalesef su seviyesi çekilmiş, düşmüş. Onun için burada beni fikirlerimi yapıp ilerideki büyük havuzlara doğru ilerleyeceğim. Geri gelin. Duvarın dibinden gelin. Az soldan, soldan, şu taraftan. Orada durup çantaları verebiliriz. Eldemine geçin çantaları. Bir gözlükle gir, gözlük. Ekstra bir kere zorlu parkurlarda kanyon içerisinde yürüyüşümüz devam ediyor. Galgamaç Şelalesi'ne doğru. Geçişlerimiz devam ediyor. Şuradan görmekte olduğunuz yerlerden tekrar boğazımıza kadar suya gireceğiz. Devam ediyoruz biz yürüyüşümüze. Toprakhisar Kanyonu'ndaki yürüyüşümüz devam ediyor. Zorluk parkurlarda ilerleyişimiz, yer yer boğazımıza kadar suya batışımızla birlikte parkurda ilerleyişimiz devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Güzel, heyecanlı ve sulu bir parkur. Devam ediyoruz yürüyüşümüze. Kanyonda yürürken bir doğa dostumuza rastladık. Hemen kendisine merhaba diyoruz. Acaba elimize alsak izin verir mi? Toprakhisar Kanyonu'nda yürüyüşümüz tüm macerası ve tüm heyecanıyla devam ediyor. Güzel bir manzara eşliğinde şu anda yukarıdan aşağı damlayarak dökülen
güzel bir görüntü var burada. Bu bitkileri de görüyorsunuz. Çok hoş, çok güzel bitkiler. Şehirde bu bitkiler ele geçmez. Buradan alıp götürüp saksılara koyup evin bir köşesine, balkona falan güzel bir dekor yapıyorlar bu yeşilliklerle. Zorlu Kanyonu'na buradan yüzerek geçmek zorundayız. Yaklaşık 3 metre derinliği var buranın. Kıyıya doğru geldik. Dur. Baldır. Merhaba havada. Toprak Sar Kanyonu'nda yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadaşlarımı yüzmek için burada güzel bir yer buldular yolumuzun üstünde. Gördüğünüz üzere buradan kayalık kısımdan arkadaşımızın olduğu yerden küçücük suya ama derin su 3 metre var. Atlıyor arkadaşlarımız. Devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte böyle güzel bir manzarayla karşılaştık. Şimdi hep birlikte bu güzel yürüyüşümüze buyurun hep birlikte devam ediyoruz. Bitiriyorum. Toprakhisar Kanyonu'nda Galgama Şelalesi'ne yürüyüşümüz, serüvenimiz devam ediyor. Toprak basılmamış yerlerde başkan. We'll be right back.
İyi, onu bunu var. Ey artık çıkma. Nereye tasarım satar ki diyor. Allah'ın sıradığı beni hep bir ekmek aldı. Çeker misin ya? Sana da anlatayım. Kahramanmaraş'ta Toprakhisar Kanyonu'nda Galgama Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Şelaleye bakıyorum şuradan. 35 metre kaldı yaklaşık. Birazdan şelaleyi, Galgama Şelalesi'ni tepeden göreceğiz. Sonra doğal havuzlara doğru gideceğiz. Şelale ile havuzların arası yaklaşık 50 metre. Galgama Şelalesi'ni şu anda tepeden görüyoruz. Şu bölümden aşağı doğru ineceğiz. Şu taraftan, vadinin bu tarafından. Birazdan bu aşağı inecek. Müthiş bir derinlik var burada. İlerlemeye korkuyoruz tabii. Burası birinci kısım. Oradan da tekrar aşağıya dökülüyor. Şöyle sarıtayım. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Kanyondaki zorlu bölgelerden bir tanesi de burası. Bir tane de 20 metre aşağıda var. Normalde iple inilmesi lazım. Arkadaşlarımız biraz maharetliler. İpsiz şekilde iniyorlar. Diğer bölgeye doğru inelim. Bir tehlikeli iniş de orada var. Galgama Şelalesi'nde gelmiş bulunmaktayız. Zorlu bir parkurun ve heyecanlı, macera dolu bir parkurun ardından Galgama Şelalesi'ne ulaştık gördüğünüz üzere. Arkadaşlarımız hemen kendilerini bıraktılar. Serin sulara, şelalenin altına yüzüyorlar orada. Doğal yüzme havuzları var böyle. Kendiliğinden oluşmuş. Yüzmek için, serinlemek için de doğa manzarası olarak mükemmel bir yer. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Kahramanmaraş ilimizin Andırın ilçesine bağlı Toprakhisar Kanyonu'nda Galgamar Şelalesi'ne gittik. Ekip arkadaşlarımızla gezdik, gördük. Ve kapanışı da burada yapıyoruz. Güzel bir ortamdı, güzel bir macera, güzel bir doğa yürüyüşü oldu. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.